Karar zaten mümkün olan tek sonuçtu çünkü Çerney'in avukatları suçlamaları reddetmedi. This was all about setting... Davanın bu noktaya kadar olan kısmı ikinci perdeye hazırlık niteliğindeydi. Önemli olan sanığın idama mı, müebbet hapse mi mahkum olacağı. Like... Massachusetts eyaletinde idam cezası uygulanmıyor ancak bunun gibi federal davalarda idam olasılığı çok kuvvetli eğer jürinin idam gerektiği konusunda üzerinde kolayca anlaşacağı bir dava bulun dense o dava bu olurdu. Bu açık bir saldırıydı ve amacı mümkün olduğundan fazla insan öldürmek ve yaralamaktı. Bu insanlar masumdu. Ayrıca herkes bombacıların benzer bir saldırıyı New York'ta tekrarlamalarından korkuyordu. Eğer idam cezası alırsa Çarneyev'in üst mahkemelere itiraz hakkı var. Dava Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne kadar gidebilir. Ancak George Washington Üniversitesi hukuk profesörü Steven Salzburg'a göre itirazların kabul görmesi zor. Genelde gördüğümüz faktörler yok. Sanık zihinsel bir sorunu olduğunu ya da cezai ehliyeti olmadığını iddia etmiyor. Yaşı 18'in altında da değil. Bu nedenle eğer idam cezası çıkarsa bu cezayı geri çevirmek çok zor olur. Çarneyev'in baş savunma avukatı Judy Clark, ülkenin en iyi ceza avukatlarından biri. Korkunç suçlar işleyen birçok kişiyi idam cezasından kurtarmış. Bunların arasında Unibomber olarak anılan Ted Kaczynski ve Olimpiyat Parkı bombacısı Eric Rudolph da var. Clark'ın Çarneyev'in genç eşi ve ağabeyinin üzerinde büyük etkisi olması nedeniyle hayatının bağışlanmasının talep etmesi bekleniyor. Bu kabul edilirse müvekkili af olasılığı olmadan ömür boyu hapse mahkum olacak. Bu durumda ancak bir başkanlık kararı cezayı iptal edebilir. Given the nature of the crimes, Suçun doğasına bakarsak süper güvenlikli bir hapishaneye yerleştirilecek. Böyle bir yerde günde 23 saat yalnız başınıza kalıyorsunuz. Bir saat kendi başınıza dışarı çıkabiliyorsunuz. Bazı Amerikalılar hücre hapsini büyük suçlar için bile olsa insanlık dışı bir ceza olarak görüyor. Birçok mahkum bu hapishanelerde deliriyor. Çarnev kardeşlerin işlediği suçun kurbanları adalet istiyor. Ancak herkesin adalet tanımı farklı. Adalet nedir emin değilim ama onun dışarıda olmadığını bilmekten memnunum. Herkese, tüm dünyaya buna karşı hoşgörülü davranılmayacağını göstermek gerek. Bence böyle yapmalıyız. Mahkumiyet kararı çıkması aylar sürebilir. Savunma Çarneyev'i ifade vermeye çağırabilir. Çarneyev eğer yeteri kadar pişman görünürse jüri üyeleri hayatını bağışlayabilir. Ancak bunun için 12 jüri üyesinin oy birliğiyle karar vermesi gerekiyor. Çağırtan yol Amerikan'ın sesi Washington.